Sörf, su kayağı gibi aktivitelere kucak açan koyun, 25 metre su altı görüş mesafesinin olması balık adamları yöreye çekiyor. Gürültüden uzak, doğayla baş başa olmak için buradan daha iyi günübirlik bir tatil yöresi bulamazsınız. Sasak koyunun doğal ve korunaklı konumu, bölgenin geçmiş zamanlardan beri bir liman olarak kullanıldığının kanıtı. Durgun sularında yatları dinlendiren Sasak koyu, mavi yolculuk kaptanları arasında balayı koyu olarak da biliniyor. Bu filmimiz öğleden sonraki ışık konumunda ve bir saatlik zaman sürecinde çekilmiştir. Adrasan sahilleri sisteminde bulunan kuzeydeki Sasak Limanı da suyuyla tanınıyor. Sasak'ın suyunun bağırsaklara iyi geldiği söyleniyor. Sasak Limanı doğal bir havuzu andırıyor. Yöre Helenistik çağdan izler taşıyor. Yıllarca sit alanı olması nedeniyle beton yığınına dönüşmeyen beldenin denizi sığ olduğundan yüzme bilmeyenler ve çocuklar için çok uygundur. Gizli bir cennet Sasak Koyu, dağların arasına gizlenmiş, güzelliği ve bakirliği daha önceki ve bu çekimlerimizle çok uzak diyarlara kadar duyulmuştur. Sasak Koyu'na geldiğinizde ruhunuzun ne kadar dinlendiğini fark edeceksiniz. Dağ taşın dolu olduğu, mevsime göre yamaçlardan fırlamış, pembe mor renkli çiçekler ve siklemenleri her yerde görmek mümkün. Antalya'da Musa Dağı'nın eteklerinde dik bir yamacın altına arka arkaya sıralanmış Ceneviz ve Sasak koyları yer alır. Küçük bir yarımadanın kuzeydoğuya bakan yakasındaki Ceneviz koyu ve güneybatı tarafındaki minik Yalancı koy ve onun karşısında yer alan Sasak koyu muhteşem bir üçlü oluştururlar. Hem Çıralı hem de Adrasan'dan bir saatlik tekne yolculuğuyla ulaşılabilen Ceneviz ve Sasak koylarını tepelerden seyretmek doyumsuz bir keyif yaşatır insana. Sasak koyunun tabii ve korunaklı konumu bölgenin geçmiş zamanlardan beri bir liman olarak kullanıldığının delilidir. Durgun sularında yatları dinlendiren Ceneviz ve Sasak sahilleri, soyu tükenmekte olduğu için koruma altına alınan Akdeniz fokunun da yaşama alanıdır. Adrasan'dan uzaklığı deniz yoluyla 13 kilometredir. Karadan Adrasan'a uzaklığı 10 kilometre olan toprak bir yolu vardır. 10 kilometre orman yolu Adrasan koyunun en güzel görüntüleri eşliğinde geçilir. Koyun içine yüksek ağaçların arasından geçen toprak yolu izleyerek ulaşılır. Adrasan sahil sisteminin el değmemiş en güzel koylarından biridir. Girintisi en fazla olan büyük bir koydur. Çevresi yüksek dağlarla çevrilidir. Koyun tamamı ormanlık bir araziye sahiptir. Ağaçlar kumsalı işgal etmek istercesine denize ulaşmaya çalışır.
koyun sol tarafında soğuk kaynak suyunun denize karıştığı ufacık bir kumsal vardır. Sıcak yaz günlerinde insanlar serinlemek için bu kumsala uğramadan geçemezler. Öğle saatlerinde tek gölge yer burasıdır. Balık avı turumuzu bu bölgede yapıyorsak mutlaka bu ufak kumsalda öğle molası veririz. Koyun içinde iki ayrı firma tarafından değişik zamanlarda balık çiftliği olarak işletilmiş bir koy daha vardır. Şimdilerde balık çiftliğinden ufak bir kulübe dışında bir şey kalmamıştır. Bu koyda sazak koyunun genel yapısından farklı değişik bir görüntüsü vardır. Bu koy Ceneviz koyunun komşusu konumundadır. Musa Dağı'nın eteklerinden Sazak koyuna yürüyüş yaparken yüksek ağaçların dalları kubbe gibi gökyüzünü kapattığından Akdeniz sıcağını hissetmeden yola devam etmek mümkündür. Bu yol bir insanın yürüyüp de gördüğü deniz, koy ve orman manzarası karşısında etkilenmemesi mümkün olmayan nadir yerlerdendir. Kilometrelik yürüyüşle yolun sonunda Sazak koyuna ulaşılır. Sazak koyu göreni hayretlere düşürecek güzellikte, şimdiye kadar el değmemiş nadir yerlerdendir. Sazak koyunun hemen yanında tarihte Cenevizli korsanların mekan tuttukları, şimdilerde milli park olan Ceneviz koyu vardır.